Erdal Eğilmez'in haberi var sırada. 7'den 70'e kimsenin hayır diyemeyeceği lezzet çikolatadır. Tutamadı kendini. Bu harika lezzetin usta ellerde nasıl bir sanata dönüştüğünü merak etti. Yerinde inceledi. Mutluluğun kalbi çikolata imalathanesine girdi. Bakın neler yaptı. Bu hafta mutluluğun peşindeyiz ve bunun için en doğru yolun çikolata olduğunu düşündük. Şimdi çikolata ustası Ahmet Çakır'ın yanına gideceğiz. Daha doğrusu o bir çikolata terbiyecisi. Merhaba ustam, nasılsınız? Teşekkür ederim, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün ne yapacağız? Çikolataya nasıl terbiye vereceğiz? Nasıl terbiye edeceğiz? Bugün bunlardan yapmayacağız herhalde. Normalde burada Arge ürün geliştirme olarak kullanıyoruz. Ama bunlardan farklı olarak bir tablo yapalım diyorum. Sanat eseri çıkartacağız. Bir sanat eseri olsun. Düşündüğünüz birisinin tablosunu yapalım. Tamam, bu düşündüğümüz kişi bizim için sürpriz kalsın. Tamam. Biz başlayalım. Tamam, oldu. Bu kalıp çikolatamız. Bunun belirli bir aşamaları var. Sohbet esnasında onu ben size aktarırım. Tamam. Bu kalıp çikolatayı önce eriteceğiz. Eritmek için şöyle önce yapalım. Parçalamamız lazım galiba. Ben size yardımcı olayım. Hem kalfalık yapayım hem ustalık yapıyor. Şöyle tamam. Bastırarak kalıp halinde çikolatayı önce kıracağız galiba. Kıracağız. Dikkat edin. Biraz sert galiba. Evet. Çok güzel. Devam ediyoruz. Şuraya. Tamam. Normalde çikolata benmari usulü eritiliyor. Fakat benmari dediniz. Yani... Benmari sıcak suyun içerisinde bir kazan konuyor. Onun içerisine çikolatalar dökülüyor. Yavaş yavaş karıştıra karıştıra buharıyla eriyor. Ama biz hızlandırmak için mikrodalgayı kullanacağız. Yaklaşık 3 dakika geçti değil mi ustamız? 3 evet. dakikada erir demiştik. Eridi. Eridi galiba çikolatamız. Ona bir bakalım. Buyurun. Erimiş mi? Sıcak değildir değil mi? Yok. Evet, çikolatamız gayet güzel duruyor. Şöyle biraz karıştırayım mı? Tabii. Şimdi bu erittiğimiz çikolatayı temperleyeceğiz mermerde. Ben şunun hazırlığını yapayım sizin için. Temperleme dediğimizde galiba karıştıra karıştıra soğutmak mı oluyor? Evet, karıştıra karıştıra soğutmak diyebiliriz yani. Nasıl? Avami bir tabirle. Bir dakika, ben şurayı hazırlayayım size. Galiba. Tamam. Direkt tezgaha dökeceğiz çikolatayı şimdi. Çikolatanın 1/3'ünü tezgaha dökeceğiz. Mermerde temperledikten sonra tekrar geri alacağız, karıştıracağız. Kıvamına gelmiş olacak kısaca. Tamam. Nasıl dökeyim? Dökün siz. Ben size böyle yardımcı olayım. Döküyorum. Dökün, dökün, dökün. Çok güzel. 1/3'ünü dökeceğiz. Devam ediyoruz. Tamam, harika. Şimdi oradan sıyırıyoruz. Ben de size yardımcı olayım. Şunlar mıydı? Evet. Batılamız. Evet. Şimdi? Kenarını böyle çevire çevire. Hem hareket hem de karıştırma olacak. Çok güzel. Şöyle bakalım. Çok güzel, çok güzel. Evet. Tamam. İş yapar mıyım sizce? Evet. Çikolata sektörüne mi atlasak? Evet. Biraz şöyle, ben de şöyle yardımcı olayım. Tutarak. Şöyle bir sağa, sola. Biraz açtırarak. Yani mermeri de yayarak soğutmamız lazım bunu. Tamam. Tamam. Tekrar yuvarlak şekilde toplayın, ben yaydım. Çok tamam. Güzel. Tamam. Bunu bir kalıba dökeceğiz. Kalıbı donduracağız. Dondurduktan sonra üzerine istediğimiz objeyi yapacağız. Tablo olarak yapacağız. Erdoğan ustacığım, kalıbımız olmuştur. Onu bakalım. Da alttan çıkaralım. Tamam, bir bakayım ben oldu mu acaba? Tamam. Kalıbımız... Kenarları sertleşmişse tamamdır. Kalıbımız hazır. Yani bunun tuvalimiz üzerine, hazır aslında. Evet, tuval olarak hazır diyebiliriz. Şimdi bunun üstüne kimin resmini yapacağız? Şimdi ben size seyircilere göstermeden resmi göstereyim. Biz bu kalıbın üstüne şunu yapacağız usta. Şunu mu? Evet. Tamam. Yapabiliriz. Yapabiliriz. Yani birebir benzemez ama elimizden geleni yaparız. Ben gözünüzde o ışığı gördüm. Aynısını yapacaksınız galiba.
Ben şimdi yani çizgileri 3 aşağı 5 yukarı yansıttım. Benim gördüğüm kadarıyla bayağı bir aynısı oldu yani. Yani şimdi şöyle siyah çikolatayla, bitter çikolatayla hafif bu böyle yumuşatılmış. Çikolata değil mi bu? Tabii çikolata, tamam. Bitter çikolata. Çikolatayla. Biraz bunu özel bir karışım yaptım ben diyebilirim. Birkaç göstereyim ben sana. Tamam. Ondan sonra sen devam edersin. Bunun yüz hatlarını bitter çikolatayla çizeceğiz. Yüz hatlarını ince bir fırçayla, evet. Çikolatayla çizeceğiz, sonra dolduracağız. Şimdi kalıba daha koyduk, tamam, dik dursun diye. Tablomuz hazır. Evet. Seyircilerimize sürpriz olacak. Tamam, son rötuşları da alalım. Şimdi biz bunu dolaba koyalım. Evet. Bu boyalar galiba biraz donsun. Donmasını, daha doğrusu boya dediğimiz çikolatanın donmasını çikolata bekleyeceğiz. Tamam. Gayet çikolatalarımız donmuş. Tamam. Bence de. Şöyle çıkartalım. Kameralara göstermeden. Evet, sürpriz olsun. Şöyle geldik. Evet, şöyle bir dokunduğumuz zaman evet gayet güzel olmuş. Şu fotoğrafı göstermeden direkt eserimizi göstereyim. Bakalım izleyicilerimiz tanıyabilecek tamam, mi? Tamam, nasıl uygun görürseniz. Şöyle kameramıza doğru yavaş yavaş çevirelim. Tatlı eserimiz hazır. Çikolatamız. Evet. El yapımı. Resmi de gösterelim mi? Resmi de gösterelim. Bakalım gerçekten benzetebilmiş miyim?